Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Antep Healing bebek örgü iplikleriyle kolay bir bebek battaniyesi anlatacağım. Gerçekten çok kolay arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 4000'in bir tığ kullanıyorum. Hemen başlayalım. Bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımı ile başlıyoruz. Bebek battaniyeleri 90x90 ya da 100x100 ebatlarında yapılır. Yapacağınız örgünün türüne göre zincirlerimizi hazırlayalım. Ben 15 tane zincir yaptım. Buradaki kuralımız arkadaşlar tek sayı olmalı. İstediğiniz uzunluğa geldiğinde metreyle ölçün. Tek sayıysa hemen desenimizi yapmaya başlayabiliriz. Ben 15 zincirimi hazırladığım için şimdi geriye dönük 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyorum. Bir tane ilmek çıkarttım ve ikisini tek seferde çıkartarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yanındakinden devam ederek tüm zincirlerime sık iğne yapmaya devam edeceğim. Evet, 13 tane sık iğnem oldu. Buradaki detay da arkadaşlar önemli nokta da buradaki sık iğnelerin de tek sayı olması. Zaten 15 ile başladık. 3. zincirden itibaren başladığımızda tek sayı olarak ilk sırayı sizler de bu şekilde hesaplayıp kurabilirsiniz. Desen yapımına başlıyoruz. 2 tane zincir yapıyorum ve çevirdim. Tığımın üzerine bir kere ip doluyorum. Başlangıçtaki ilk boşluğu atlayarak yanındaki boşluktan başlıyorum ve buradan bir tane ilmek yükseltiyorum. Şu an tığımda bekleyen 3 tane ilmeğimi tek seferde çıkarttım. Tekrar tığıma ip doladım. Aynı boşluktan bir tane daha ilmek yükseltiyorum ve 3 tane ilmeğimi tek seferde çıkartıyorum. Yani bir boşlukta 2 tane yarım trabzan yaptık. Tığımın üzerine bir kere doladım. Bir boşluk atlayarak sıradaki boşluğumun içerisinden ilmek yükselterek 2 tane buraya yarım trabzan yapıyorum. 3 ilmeğimi tek seferde çıkarttım. Bu 1 ve 2. Şöyle bakalım. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bir boşluk, 2 tane yarım trabzan. Evet, sona geldim. Sondaki tek boşluğuma da bir tane yarım trabzan yapıyorum. Sıramı bitirdim. Bir üst sıraya çıkarken tekrar bir zincir yapıyorum ve çevirdim. Başlangıçtan itibaren ilk boşluktan başlayarak şu şekilde tüm boşluklara sık iğne yapıyorum. Ben 13 sayısını takip ettiğim için burada 13 tane sık iğne yapmalıyım. iki tane sık iğnemi yaptım. 13. ise buradaki sondaki zincire batıyorum ve 13. sık iğnem de tamamlandı. Desen bundan ibaret arkadaşlar. Sık iğne sıramız ve desen sıramız. Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğiz. Tabii yeni başlayanlar için göstereceğim. 2 tane zincir yapıyorum, çevirdim. Tığımın üzerine bir kere ip doladım. Bir boşluk atladım. İkinci boşluğumun içerisinde 2 tane yarım trabzanımı yaptım.
bir boşluk atladım, iki tane yarım trabzan yaptım. Burada sıraların üst üste denk geldiğini kontrol ederseniz herhangi bir yanlışlık yapıp yapmadığınızı anlayabilirsiniz. Denk gelecek, bakın üst üste hizalı bir şekilde. Aynı şekilde devam edelim, bu sırayı da tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldiğimde tek bir yarım trabzanla sıramı tamamlıyor oluyorum. Ve bir tane zincir yapıp yine çevirdim. 13 tane sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Modelimiz bu kadar kolay arkadaşlar. Dediğim gibi bu örnekten birçok şey yapılabilir. Örneğin bebek battaniyesi gerçekten çok güzel olacaktır. Yumuşacık da bir dokusu var. Ve takip ettiğiniz bir sıra yok. Sadece başlangıcı güzel kurduysanız oldukça kolay ilerlediği için hızlıca yapılabilir. Yine kırlent yapabilirsiniz. Yatak örtüleri, TV battaniyesi daha kalın iplerle, daha kalın tığlarla. Yine aynı zamanda çanta yapabilirsiniz. Bebek örgülerinizde atkı, birçok alanda dediğim gibi değerlendirebilirsiniz. Şimdi büyük modelimize de bir göz atalım. Evet, büyük modelimize de bakalım. Bu arka tarafı, bu ön tarafı. Ama her iki tarafı da bence kullanılabilir. Ön tarafında biraz daha şöyle kesik çizgiler var. Gayet güzel gözüküyor. Dediğim gibi her iki tarafı da kullanılabilecek bir model bence. Şöyle sizlere göstereyim kameradan, inşallah belli oluyordur. Dokusu da çok güzel oldu gerçekten. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bebek battaniyesi yapıyorsanız videomun sonundaki oynatma listelerine lütfen göz atın. Kanalımın ana sayfasından da yine oynatma listelerimde bebek battaniye kenar modelleri de var. Bir kenar modeli yaparak tamamlayabilirsiniz. Kanalıma da abone olup destek olursanız çok memnun olurum. Abone olmak ücretsizdir. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.